Hocam Allah Teala sizlerden de razı olsun. Ne olursunuz dua edin bana. Çok sıkıntılarım. Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala. Amin hocam, Allah razı olsun. Hemen sorularıma geçeyim. Tabii. Hocam şimdi bir iki eş evlenmiş, ayrılmışlar. Daha sonra tekrar 5 sene sonra tekrar birleşmişler. Ama işte bu nişah akdinin falan nasıl olduğunu bilmiyorlar. Akabinde tekrar bir çocukları olmuş. Hani şimdi bu çocuk nasıl oluyor yani? Bu nikahları olmuş oluyor ama boşanmadan önce de erkek tarafından boşanma istenilmemiş yani. Sadece kadın istemiş bunu. İlk nikahlarında da hani kadına da böyle bir hak verilmemiş. Ben kitapta okumuştum onu da. Peki. Anlatabildim mi dedim? Anlaşıldı efendim. Karı koca bunlar ayrılmışlar. Mahkeme vermişler. 5 sene sonra tekrar evlenmişler. Şurtlar olmuş. Tabii ben de bunları araştırdım dedi. Bu konularla alakalı olarak dedi. Mesela din nikah hakkında kadına böyle boşama yetkisi de verilmemiş. Herhalde mahkemeye intikal etmiş. Mahkemede de hakim boşamış. Erkek dedi talepte bulunmamış. Hatta istememiş dedi. Eğer gerçekten hani hakim ben sizi ayırıyorum dediği halde ben istemiyorum dediyse bunların dini nikah akitleri fesh olmamış demektir. Tekrar hani evlenirken işte tecdidi nikah yapmışlar, tecdidi iman yapmışlar, yeniden evlenmişler. Eğer böyleyse bu dinleyicimiz çocuğun durumunu soruyor, gayrimeşru olmaz. Velev ki erkek boşadı, gerçekten öncelikle kabul etti, gitti iş, 5 sene geçmiş zaten aradan. Hal böyle olunca bundan yeniden evlenebilmesi için Hanefi mezhebine göre bu kadının başkasıyla evlenmesi lazım. Evlendiği erkeğin ölmesi veya onun boşaması lazım ki kocasıyla evlenebilsin. Ağır bir ceza. Yani boşama yolunu kapatmak için dinimizin bildirmiş olduğu ağır bir ceza bildirmiş Rabbimiz. Peki bir çıkış yolu. İmam-ı Şafii Hazretleri mesela nikah akdi konusunda diğer 3 müştehit imamdan daha ağır şartlar bildirmiş. Nikah akdinde kadının velisi olacak. Veli babadır. O yoksa kadının abisi olacak. İşte sırayla bildirmişler bunları. Bunlardan birisi olacak. Hatta bir kavilde Şafii mezhebinde veli de salih olacak. Ateistinsiz müthiş öyle değil. Yani salih birisi olacak. Yine şeyse mesela Tamim Nasad'de bir iddia var. Şafii mezhebinde fakat veli yok. Veli namzedi de aynı şekilde dinle alakası yok. O zaman kadın salih 5 vakit namazını kılan yabancı bir erkeği kendisine veli ve vekil tayin edebilir. Veli ve vekil tayin edebilir. Veli şartı var şeyde Şafii mezhebinde. Nikah akdinde Hanefi mezhebinde İmam-ı Azim Hanefi Hazretleri bir erkek iki kadın bunlar yani fasık da olsa şahittir. Bir akittir. Şahadet diyorlar. Tamam bu akte biz şahit olduk. Bunların aynı şekilde beraber olmaları meşrudur. Demek için o şahitler olması lazım. Ama İmam Şafii Hazretleri orada da çok kesin. Şahitlerin ikisi de erkek olacak. Yetmiyor. İkisi de 5 vakit namazını kılan salih kimseler olacak. Hatta şu anda müftülük yapan Şafii mezhebinde kendisi de bir arkadaşla böyle konuşuyorduk. Dedim Şafii mezhebindesiniz ya. Nerede buluyorsunuz dedim aynı şekilde bu zamanda. Salih erkekleri. Yaşça bizden küçüktü abi dedi. Tövbe istiğfar ettiriyorsa. Yok başka şansı. Çünkü tövbe edince şartlarına uygunsa bilemezsin ki adam şartlarına uyuyor mu uymuyor mu. Samimi değil mi? Kimse kimsenin kalbini bilemez. Zahire göre amel edilir. Tövbe ettiriyoruz dedi. Ondan sonra bir şahitliklerini kabul ediyoruz dedi. Şahitliklerini kabul ediyoruz. İki erkek ikisi de aynı şekilde 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadı olan olması gerekir. Ve nikah akdi yapılırken tezviç ve nikah kelimelerinde geçmesi lazım. Hanefi mezhebinde hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Mehmet Zihni Efendi'nin Nimetül İslam kitabından bir nakil yapmışlar. Orada Nimetül İslam kitabında bir kimse mesela Mustafa Toköz'e Hanefi mezhebi için söylüyorum. Kadın dedi ki beni falan evlendirmek üzere seni vekil ettim dedi sana. Erkek dedi ki ben seni kendime falanın kızını bana nikah etmek üzere seni vekil ettim dedi. Ne oldu? Kadının da erkeğin de vekili oldun sen.
Nimet-i İslam'da yazıyor bu. Hüseyin Hilmi Efendi de Tam İlman Saadet'te bir diye kitabına Nimet-i İslam'da böyle yazıyor da nakil olarak almış onu. Dolayısıyla sen hem kadın hem de şeyin vekili oldun. Oluyor yani böyle. Oluyor. Hanefi mezhebinde oluyor. Peki ne yapacak o zaman? Ha, iki şahit bulacak. İki şahidin yanında sen şöyle diyeceksin. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet seniyesi ile ve hazır olan, şahit olun sizde. İşte İmam-ı Azam Hanefi'nin iştihadına uyarak vekili bulunduğum falanın kızını, yine vekili bulunduğum falanın oğluna şu kadar mehri müeccel ile verdim. Tekrar işte Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz sünnet seniyesi, İmam-ı Azam Hanefi'nin iştihadı ile ve siz de şahit olun. Falanın oğluna, vekili bulunduğum falanın oğluna, yine vekili bulunduğum falanın kızını şu kadar mehri müeccel ile nikah ettim. Bu mehirle nikah ettim. Size şahit olun. Bu hakis sahiptir buyuruyor İmam-ı Azam Hanefi'nin. Hani diyelim ki harptir, darptir, sıkıştın. Yani diğer mezheptekiler de sıkıştığı zaman taklit edebilir mi? Edebilir. Ama sünnet seniye uygun olan damadın kendisi orada olacak. Hanefi mezhebinde. Kızın veya kadının velisi orada olacak. Veya vekili. Babası olur, amcası olur, abisi olur. Yabancı birisi de olur. Vekili olacak. Yani kadının orada olması şart değil. Orada olması gerekmez. İki tane de şahit. İşte cumaları kılar veyahut da oruç tutuyorlar. Başka bir şeyleri yok. Fasıklar yani. Sahiptir. Akit yapıyorsun olur. Ama Şafii mezhebinde olmuyor. Şimdi bazen dinleyicilerim diyeceksin ki niye bu kadar uzattın bunu? Uzatmamızın sebebi zaman zaman mesela böyle nikah hakkıyla alakalı olarak feshedilmiş veya da şey edilmiş durumlarda bize müracaat edenler oluyor, soranlar oluyor. Çıkış yolu yok mu? Ha, biz Şafii mezhebi diyoruz. Hatta Şafii mezhebinin niçin? Şimdi bu şekilde fasık şahitlerle falan Hanefi mezhebine göre bunlar dini nikah hakikleri yapılmış. İmam nikahı değil bu, dini nikah. Vatandaşın bunda çok uyanık, Müslümanlar çok uyanık olması lazım. O imam nikahı ettiren aynı şeyler, din düşmanları. Kim söylerse söylesin. Bunu Diyanet'ten birisi söylüyorsa gene din düşmanlığı yapıyor. Hristiyanlar hala bunu kilisede icra ediyor, papaz yapıyor ama hiçbir Hristiyan ülkede papaz nikahı denmiyor buna. Yahudiler Havra'da yapıyor ve haham tarafından yapılıyor, halen öyle yapılıyor ama hiçbir Yahudi buna haham nikahı demiyor. Bu bir akittir. Dini nikah haktidir bu. Bunu doğrusunu bilmek lazım. Halk arasına yarınsa imam nikahımız yok. Ne demek imam? İmam öldü. Sizin nikahta gitti mi? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Bu bir akittir. Sözleşmedir yani. O sözleşmenin de şartları bu dini nikah akdidir. Şartları da kitaplarda bildirilmiştir. Şimdi Hanefi mezhebine göre dini nikah akitleri vardı. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına göre bunlar evlilikleri meşru değil. Hanefi mezhebine göre bitti. Çıkış yolunu kapattı. Şafii mezhebine göre bunlar evli olmadığı için iddet müddet falan beklemeden İmam-ı Şafii Hazretleri bunlara evli gözüyle bakmıyor. Yeniden hiç evlenmemiş gibi kabul ediyor. Hemen dini nikah hakkını İmam-ı Şafii Hazretleri'nin şartlarına uyarak yapmak suretiyle bunlar evliliklerine devam edebilir. Ama son çıkış yoludur bu. Başka da yok. Peki Hanefi mezhebinde az önce söylediğiniz gibi hem kız hem erkek diyelim ki bir kişiyi vekil etti. Hı hı. Nikah oluyor ya, o kişi de nikahı iki şahit huzurunda kıydı. Hı hı. Bu vekil olan kişinin bu kızı veya ailesini, oğlanı veya ailesini tanıması gerekiyor mu? Tanıyacak. Kimin kızı, kimin şeyi? Bize şöyle teklifler gelebilir yani onun için, onun hı. önünü kapatmak için söylüyorum. Yani tabii. Ta Diyarbakır'dan birisi aradı diyelim. Biz sizin dinleyiciniziz, bir nikahımız olacak. Oğlan da aradı, kız da aradı. Sizi ikimiz de vekil ettik, bunu Olmadı. Kıyın. Tanımıyoruz onları. Ben kimin kıydığını, kimin nikah olduğunu bilmiyorum ki. Tabii. O caiz değil. Tanımamız ve bilmemiz lazım. Kimin evladıdır, nedir, ne değildir, kimin çocuğudur. Hani sıkışmışlardı, ha tanıyoruz ya bunlar aynı şekilde böyle bir durumlar söz konusu yardımcı oluruz. En azından ailesini falan tanımak tabii. lazım yani. Hatta eğer ailesi varsa ailesini haberdar etmesi lazım. Ailesi de bilmesi lazım bunu. Böyle böyle bir durum var falan. Onlar da tamam madem ki dinimiz öyle şey yapıyor, vekalet verelim. Gerekirse mesela kızın da oğlan da annesi babası arar. Bize böyle bir yardımcı olabilir misiniz yani. Falan. Ha, o zaman olur. Yoksa öbür türlü iş çığırından çıkar. Çıkar yani. Adam kalkar Amerika'daki birisini kendisine nikah eder. Değil mi? Acayip garip bir şey olur o. Evet. Bunlar şimdi ama dediğiniz iyi oldu. Çünkü
çok başımıza geliyor. Cımbızla çekiyor. Hoca böyle dedi ya, olurmuş bu. Hoca böyle dedi, dedi de zaten orada bir ifade kullandık biz. Zaruri bir durumda çıkış yolu yok. Harptir, darptir, öyle bir sıkıntılı zamanda. Bunun meşruiyet kazanması için aynı şekilde. Fakat bunun da ilan edilmesi gerekir ha. Gizli kapaklı değil bu. Hani şimdi üniversitede gençler yapıyor ya. Efendim biz yapıyoruz falan, Hanefi mezhebine göre o değil o. Aynı evde kalmak için. Aynı evde kalmak için falan. Kendi zevkleri, nefislerinin ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir hileliyorlar. Üniversite bitirince doyup tüyü yok öyle şey. O uydurmadır. Şiilerin kullandığı mutanikâhına benzer o. Olmaz öyle şey. Yani bu ciddi bir iştir. Sorumluluk isteyen bir iştir. Ve o din nikah hakkı yapıldıktan sonra da erkeğin de sorumluluğu başlar. Öyle kız evinde şeyde biz şimdi Konyalıyız ama biz dağlıyız. Ha, şey Toroslardakiler bize göre daha çok dağlı. Bizim gene şey arazilerimiz falan vardı. Onların yazık yok. Böyle şeyden dağdan arazi çıkarmak için bayağı zorluk çekiyorlar. Daha zorlu onlarınki. Ama ova kesimi öyle değil. Acayip düzlük. Allah bana ihsan etmiş. Şimdi geniş arazi, geniş düzlükler var devletin elinde. Devlet zaman zaman nüfus arttıkça toprak veriyor. Mahkeme veriyorlar. Oranın da kızı da yaşını büyütüyorlar. Bunları evlendiriyorlar. Toprak alabilmek için. Ha, toprak alabilmek için. Kız da hani çok özür dilerim, burnunu temizlemekten aciz, tamam mı? Oğlan da aynı şekilde pantolonunu çekmekten aciz. Oğlan babasının evinde, kız anasının evinde. Bunlar evli. Ha, bir yuva var. Tak diye devletten şey almak için. Devlet sonra bundan farkına vardı. Şimdi daha da şey yapıyor. Hatta bedenen ölçümlere geçiyor. Bunun diyor bedeni yaşı bu. Onu bulabiliyor. Adam saklasa da şey yapsa da onu tespit edebiliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir iştir. Ciddi bir iştir. Ona şey yapılmalı. Mesela bu dinleyicimiz gerçekten öyleyse hani tamam tecdid-i nikah yaparak evliliklerine devam edebilirler. Ama ihtiyaten önceki nikah hakikleri Hanefi mezhebine uygunsa, bu değilse yeniden Şafii mezhebine göre bir dini nikah hakti yaparak tereddütleri kalkar. Ama talak ve nikah da Şafii mezhebinde olurlar artık. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.